babamın koyunları vardı. Çobanlık yapardı, koyun çobanlığı. Sonra bizim köyde okul falan yoktu o zaman. Adam biz okula 1950'de okul yapıldı. 50'de annem ben bayarı buyurdum. İkinci sınıfa gittim okula. Yani bire gitmedim. İki sene gittim. Üçüncü sınıftan terk ettim. Dedim yeter bana artık. Fakirlik vardı da. Babamın adımı hayvancılıkla biz uğraşıyorduk. İnekli. Tabii o zaman fakirlik dedim de artık ben baktım ki biraz çalışabilirim. İstanbul'un yolunu tuttum. Yani babam göndermiyordu. Esasen ben kaçtım. Geldim Rize'ye. Rize'de o zaman rıhtım yoktu ağzımı. Motorla vapurlara gidiliyor. Orada vapura bindik kaçak. İstanbul'a geldik. Ya İstanbul'a o zaman iş bulmak meseleydi. Biz çocuğuyduk anladın mı? Tabii 14 yaşına geldim ben İstanbul'a. Anladın mı? Gidip iş soruyorduk lokantalara. İşçi alıyor musunuz? Ne iş yapıyorsun soruyor. Böyle üstü başına bir bakıyor ona yani düzgünse alıyor diyorsun. Ne iş yapıyorsun? İşte ben tabii diyorum garsonluk yapıyorum. Göre bulaşıkçılık yapmışım biraz. Oradan garsonluğa geçmişim. Garsonluk yapayım. Nerede çalıştın? Efendim. Ondan sonra patronun ismi nedir soruyorlar. Sen de soruyorsun, diyorsun işte patronun ismi şudur, budur falan. Öyle ifadeni alıyor, ondan sonra alınıyor dışarı. Abim İstanbul'daydı. O dokumada çalışıyordu. Beni aldı dokumaya yanına masuracı. Masuracılıkta biraz öğrendim, dokumaya geçtim. Ondan sonra dokumacılık yapıyordum orada. Mahmutpaşa'da dokumacılık yapıyorduk. Oradan sonra asker gittik. Sivas'a gittik. Ve orada eğitim gördük. Oradan usta birliğine Muş'a gittik. Muş'ta askerlik yaptık tabii. O zaman durum iyi değildi. Askerlerin durumu da yani yemek memek doğru çıkmıyordu. Kaç ay? 24 ay. 24 ay askerlik yaptık. Muş'ta bitirdim askerliği ben. Oradan terörist oldum. İstanbul'a geldim. Geldim oraya yine dokumacılığa başladım. Benim patron aldığı şey yani beni biliyordu tabii. Oradan gitmiştim. Ya herkesin işi yoktu canım. Böyle şimdi iş nerede bulacaktın? İş yoktu o zaman ya iş arama. 1900 esasen 50'den sonra işler açıldı. O zaman iş nerede? Ben mesela bir sütçüde çalışıyordum, 60 lira aylıkta çalışıyordum. Ondan sonra sütçüden gittim bir yere, başka bir yere gittim garsonluk yapmaya. Garsonlukta aylık vermiyordu, 30 lira bir aylık bağışık maaşı alıyorduk. Oradan işte geçimimizi sağlıyorduk, yani öyle bir para yoktu. Orada komşunun kızıyla adımı tanıştık, orada evlendik. Oradan
Netice Almanya'ya yazılmıştım. Almanya çıktı 7 sene üzerine. Gittim Almanya'ya. Almanya'da da anladım 14 sene kaldım. Oradan biraz sermaye kaptık. Ondan sonra yeter dedik artık bu kadar. Kendimizi şey yaptık. Geldik işte buraya. Silahlar da benim evim vardı. Almanya'dan almıştım. O evi sattım. Burada Kavacık'ta, Beykoz'da Kavacık'ta bir ev aldım. Kavacık bomboş idi o zaman. Hiç kimse yoktu buralarda. Sadece çakallar oturuyordu. Yol mal bir şey arama ya, ne yol ya. İstanbul'a bir oturacak Beykoz'u seçtik biz. Ağzım benim iyi oturacak ki. Aynı bizim köyleri anıyor yani, ormanlık bölge, sakin. Onun için burayı seçtik. Bu Kavacık'ta yer aldık işte, ev yaptık. Ya otobüs binde bir işte böyle otobüs ne arardı ya, yol yoktu, bir şey yoktu efendim. Kanalizasyon yoktu fakat ondan sonra tabii yavaş yavaş 80'den sonra esas gelişti burada. 80'den sonra gelişmeye başladı. Köprü yapıldı ya, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ondan sonra burada gelişti hayat. Zamanımıza saygı vardı. Mesela biz otobüste oturuyoruz, bir yaşlı adam beni hemen kalkar ona yer verdi. Sonra biz yaşlı adamın yanına oturdu, uzanamazdık. Ağzını. Şimdi ama öyle şey yok. Şimdi ağzını kalktı o eski şeyler. Bizim saygı vardı ya o zaman ağzını. Saygı sevgiler. Buyuğu sevmek, küçüğü efendim saymak. Böyle bir durum da vardı. İşte aile yetiştirmesi de, şimdi aileden nasıl yetişirse, öyle nasıl görürse öyle çocuk yapar. Mesela ben çocuklarımı yetiştirirken, çocuklara nasihat ederim, oğlum buyruğunuzu gördün mü, ağzımı oturmayın, kalkın. Birisi geldi mi eve anladı mı, oturuncaya kadar siz oturun, kalkın, yer vereceksiniz, saygı göstereceksiniz. Çocuklara böyle eğitim vereceksin. Vermedin mi, şimdi öyle bir şey yoktu ya. Ama okullarda gene oluyor yani, okullarda tabii vardı. Ya şimdi evlenmek için rastgele evlenmeyeceksin. Gençlere tavsiyem bir işini düzenini kuracak. Kurduktan sonra anladın mı? Ondan sonra evleneceksin. Evlenmesi gerekir. Anladın mı? İşin gücün yok, hemen evlen ne olur? Fakir düşersen, kalkınamazsın. Muhakkak işini bir düzene sokacaksın. Evin olacak. Anladın mı? Kira vermeyeceksin en azından. Yani düzene koyduktan sonra evlensinler.